Tuhaf bir masal dünyasına yolculuk ediyorsunuz ve bu tepede bulunan kaleye ulaşacaksınız. Amacınız burada bulunan prensesi, prensi artık her kimse onu kurtarmak. Ama oraya ulaşmak için bu akarsuyu, bu dereyi geçeceksiniz. Yüzerek geçemezsiniz, çok tehlikeli bir dere içinde timsahlar, piranalar, her türlü, her türlü tehlikeli yaratık var. Bu nedenle köprüden geçmelisiniz. Ne yapıyorsunuz? Köprüye gidiyorsunuz ama köprüye doğru ilerlerken karşınıza bir dev çıkıyor. Güzel. Bu da devimiz. Dev diyor ki, ben halden anlayan bir devim. Geçmek için 5 lira ödesen yeterli. Dikkatli bir şekilde baktığınızda üzerinde köprüyü geçmek için 5 lira ödeyiniz yazan bir tabela da görüyorsunuz. Ama ne yazık ki cebinizde hiç para yok. Dev de diyor ki, o zaman geçemezsin. Siz de diyorsunuz ki, ama benim o kaleye ulaşmam şart. Dev de şöyle diyor, Pekala, sana acıdım. 5 lira ödemek yerine sana soracağım bilmeceyi çöz, köprüyü geç. Bilmece de şöyle. Şimdi devin ağzıyla konuşuyorum. Köprüden geçen herkesten 5 lira aldığım için zengin mi devime yalnızca 5 liralık ve 10 liralık banknotları kabul ediyorum. Tabi masal dünyasında gerçek paranın geçerli olması da ayrı bir tuhaflık ama biz bu konuya hiç girmeyelim. Yalnızca 5 liralık ve 10 liralık banknotları kabul ediyorum. Bana 10 lira verirseniz para üzeri olarak size 5 lira veririm. Paramı her gün sayıyorum. Elimde toplam 900 adet banknot olduğunu biliyorum. Yani parasının değerini bilen bir dev bu, anlayacağınız. Peki bunu yazalım. Toplam 900 adet banknotumuz var. 5 liralık ve 10 liralık banknotlardan oluşan 900 adet banknot. Hala devin ağzından konuşuyorum. Sana bir bilgi daha vereyim, diyor dev. Elimdeki tüm banknotların değerini toplarsam, yani tüm 5 liralık ve 10 liralık banknotları toplarsam, toplam değeri 5500 lira. Evet, fena kazanmamış dev arkadaş. Soruya doğru yanıtı vermelisin. Yanlış yanıt verirsen veya 10 dakika içinde yanıt veremezsen seni ırmağa iteceğim veya sana çok kötü bir şey yapacağım. Benim tam olarak kaç adet 5 liralık ve 10 liralık banknotum var? Evet, dev böyle diyor. İlk olarak düşünmenizi istediğim şey, bu sorunun çözülüp çözülemeyeceğine bakmanız. Çünkü çözülemeyen bir soruysa, devden olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmanız gerekiyor, değil mi? Ve size diyorum ki, evet, bu soru çözülebilir. Şimdi gelin biraz cebir düşünmeye başlayalım. Tabi bunu yapmak için bazı değişkenler tanımlamalıyız. Bulmaya çalıştığımız şeyler için birer değişken tanımlayalım. Elimizdeki 5 liralık banknotların ve 10 liralık banknotların sayısını bulmaya çalışıyoruz. Gelin hemen bunları tanımlayalım. 5 liralıklar için, 5 liralıklar için, x diyelim. x 5 liralık banknotların sayısı olsun. Burada tabii beşlikler için B, onluklar için de O diyebilirdik ama yazım sırasında O ile sıfır karışabilir. O harfi ile sıfır karışabilir. O yüzden matematikçiler O harfini hiç kullanmaz. O yüzden üzerine fazla düşünmeden en çok kullanan değişkenler olan X ve Y'yi kullanalım biz. En mantıklısı O. Ne dedik? O zaman 10 liralık banknotların sayısını da Y ile gösterelim. Şimdi bu bilgiler ışığında değişkenleri de tanımlamışken, değişkenleri de tanımlamışken bilmecedeki ipuçlarını matematiksel olarak gösterebilir miyim peki? Bakalım. İlk ipucuna bakalım. 5 liralık ve 10 liralık banknotların toplam sayısının 900 olmasını gösterebilir miyim? Bunu matematiksel olarak gösterebilir miyim? Peki elimizdeki toplam banknot sayısı nedir? 5 liralık banknotların sayısı yani x artı 10 liralık banknotların sayısı yani, yani y'dir. x ile y'yi toplarsak elimizdeki toplam banknot sayısını buluruz. Bu da 900'e eşit. Bu ifade değişkenleri bu gördüğünüz şekilde tanımlarsak, yani x ve y dersek, bilmecedeki ilk ipucunun matematiksel olarak yazılmış hali. Beşliklerin sayısını x ile, onlukların sayısını da y ile gösterdim. Şimdi de ikinci ipucuna bakalım. Tanımladığımız değişkenleri kullanarak bu ipucunu da matematiksel olarak ifade edebilir miyiz? Gelin 5 liralık banknotların değeriyle 10 liralık banknotların değerini ayrı ayrı hesaplayalım. Tüm 5 liralık banknotların değeri ne kadar? Her bir 5 liralık banknotun değeri 5 lira. O halde 5 çarpı elimizdeki 5 liralık banknot sayısıdır. Elimde 1 adet 5 liralık banknot varsa 5 liram olur. Elimde 100 adet 5 liralık banknotum varsa 500 liram olur. Kaç adet 5 liralık banknotum varsa onu 5 ile çarparım. Bu bana 5 liralık banknotların toplam değerini verir. Bunu yazayım. 5 liralık banknotlarımın toplam değeri. Aynı mantıkla 10 liralık banknotların değerine kadar olur. 10 liralık banknotların değeri 10 çarpı elimdeki 10 liralık banknot sayısıdır. 10 liralık banknotlarımın toplam değeri. Peki elimdeki paraların toplam, elimdeki tüm paranın toplam değeri nedir? 5 liralık banknotlarımın değeri artı 10 liralık banknotlarımın değeri kaçtır? Toplam değerini biliyoruz, söylemiştim 5500 lira. Bu ikisinin toplamı 5500 ediyor. İkinci ipucunda bu gördüğünüz ikinci denklemle matematiksel olarak ifade ettik. Peki elimizde ne var? Her birinde iki bilinmeyen olan iki denklemimiz var. Bu denklemlerden yalnızca birini, bir tanesini kullanarak x'i veya y'yi bulamayız. Toplamı 900 olan, toplamı 900 eden yığınla, tonla sayı söyleyebilirsiniz. Benzer şekilde bu eşitliği sağlayan ve toplamı 5500 eden yığınla sayı bulabilirsiniz. Bu denklemleri bağımsız olarak ele alırsanız x'i veya y'yi bulamazsınız. Ama bu videoyu takip eden birkaç video boyunca her iki bilgiyi de kullanırsanız, her iki denklem birden sağlayan x ve y değerlerini bulacaksınız. Ve buna denklem sistemi deniyor. Bu bir denklem sistemi. Yanına yazayım. Denklem sistemi.